Mehmet Hacet İttifak için formül arayışları 31 Mart yerel seçimleri bizim yeni yeni gündemimize giriyor ama AK Parti'de bunun hazırlıkları çoktan başlamış durumda. Anketler dışında tebdili kıyafet dahil, yakası yeni açılmış yöntemlerle halkın belediyelerden memnuniyet durumu ölçülüyor. Parti yetkilileriyle konuştuğumuzda durum tespiti ya da fotoğraf çekme formatında yapılan çalışmalarda epeyce mesafe kat edildiğini anlıyoruz. Partinin yaptırdığı anketler AK Parti Genel Merkezi'nde Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın önüne geliyor. Dağ, 81 il ve ilçelerin önemli bölümünde bu çalışmaların şimdiden tamamlandığını söylüyor. Sonuçlar Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'a sunulduğu için içeriğin mahremiyetine dikkat ediliyor. Ama izlenen yöntemle ilgili eldeki verilerin aday belirleme sürecinin nasıl işleyeceğine dair fikir verdiğini söyleyebilirim. Açık uçlu sorular. Hamza Dağ'ın ifadesine göre bu anketlerde 5 soru soruluyor. Bu sorulardan bir tanesine özel önem veriliyor. Açık uçlu olanı yani bu kentte belediye başkanı olarak kimi görmek istersiniz sorusu. Da bu soru sorulduğunda bir kişiye yüzde bir oranında destek çıksa bile bunu değerli buluyoruz diyor. Çünkü açık uçlu bir soru sorulduğunda insanların aklına gelen kimse aynı zamanda adaylık için potansiyeli olan birisi olarak da düşünülebilir. Dün partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, aranan vasıflara sahip kişinin başvurusu olmasa bile bulunup aday yapılacağına dair açıklamalar da yaptı. Şu cümleyi Böyle bir niyetin işaret fişeği olarak görebiliriz. Adayın da bir karşılığının olması lazım. Başarılarıyla milletimizin gönlünde yer alan arkadaşlarımızla devam edeceğiz. Bu vasıflara sahip kişileri partimize gelmesini beklemeden kendimiz gidip bulacağız. CHP yine HDP ile paslaşma niyetinde. Pazartesi günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışıyla birlikte siyasetini yerel seçimlere endeksli ilk gündem maddesi kendisini hemen belli etti. Muhtemel ittifaklar. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ittifakın adaylar üzerinden gelişeceğini söyledi. Bu ifade ne anlama geliyor? 24 Haziran'da HDP ile paslaşmanın 31 Mart'ta da taşınacağı anlamına geliyor. HDP seçmeninin bir bölümünün CHP'nin Cumhurbaşkanı adayına, CHP seçmeninin de bir bölümünün barajı aşması için HDP'ye oy vermesiyle ortaya çıkan örtülü ittifakın bu defa belediye başkan adayları üzerinden tekrarlanması hedefleniyor. CHP'nin güçlü olduğu yerlerde HDP'nin, HDP'nin güçlü olduğu yerlerde de CHP'nin zayıf adaylar çıkarması ve iki partinin seçmeninin bu durumdan mesaj çıkartarak oylarını paylaştırması şu an belirsiz olan İyi Parti'nin bu denklemin neresinde duracağı. AK Parti-MHP ittifakı olacaksa nasıl olacak? Cumhur İttifakı'nın paydaşları AK Parti ve MHP arasında bir ittifak olup olmayacağını ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'la MHP lideri Bahçeli arasında yapılacak görüşme belirleyecek. Dün partisinin grup toplantısında yaptığı ilk konuşmayla sezon açılışını yapan Bahçeli, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı dışında her yerde, her seçim çevresinde, her büyükşehir, il, ilçe ve beldede adaylarımızı çıkartarak mahalli idareler seçimlerine katılacağız dedi. AK Parti'nin daha önce parti yetkilileri tarafından açıklanan, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da teyit edilen duruşu da buna benziyor. Bu durumda bir ittifak olacaksa nasıl olacak sorusu karşımıza çıkıyor. AK Parti'nin yerel seçim hazırlıklarına aktif katkı sağlayan yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı Mehmet Özeseki, dün ittifaka ilişkin yol haritası akıl yürütme ve istişare ile belirlenir diye bir açıklama yaptı. Özal'ın sekinin kullandığı akıl yürütme ifadesinin altını çizelim. Çünkü anayasanın sınırlamaları nedeniyle muhtemel ittifak senaryoları için iki partinin bir seçim bölgesinde tek adayla seçimlere gitmesi dışında şu an için akla gelen başka bir seçenek görünmüyor. Mevcut pozisyonlara bakılırsa İki partinin de Türkiye'nin bütün seçim bölgelerinde aday çıkarma iradesini ortaya koymuş olmaları net bir ittifak için yeni formüller geliştirmeyi zorunlu hale getiriyor. Ama bu beyanatların şu anki pozisyonları yansıttığı da unutulmamalı. Önümüzdeki günlerde Erdoğan'la Bahçeli arasında yapılacak görüşmeden adı konulmuş bir ittifak formülü de çıkabilir. Mehmet Aced Yeni Şafak